Arkadaşlar merhaba. Eren Susam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fiat Egea araca park sensörü nasıl takılır onu tarif etmeye çalışacağım. Aracımız gördüğünüz üzere ben gerekli hesaplamaları yaptım. Şimdi size tekrar göstereceğim. Şimdi şu uç noktadan şu reflektörün ortasından hafif sola kayacak şekilde ikisinin şu aradaki mesafesi 136 santim. 136 santimi 3'e böldükten sonra işaretlemesini zaten ben yaptım. Alt seviyeden buralara kadar olan kısmı 8 santim olarak bıraktık. Şimdi pançımızı da delelim, onu bir başlatalım. Bagajımızı açıyoruz. Park sensörümüz sadece sesli olan modelden. Herhangi bir görüntü vesaire yok. Egea'larda tamponun arkası müsait. Yani istediğiniz yerden rahatlıkla delebiliyorsunuz. Arkada denk gelen çok bir yer yok ama alttan yüksekliği yani şu seviyeden yukarısını 6 ya da 8 ya da 10 santim olarak belirleyin. Çok aşağıya ya da yukarı geçmeyin. Şimdi tamponu delelim. İkinci sensörümüzü de açtık. Buralar delerken en çok dikkat edeceğimiz şey aşırı bastırmadan, sağa sola yalpalatmadan düz bir şekilde delmek. Yuvayı genişletmesin ya da herhangi bir yeri çizmesin diye. Dördüncü yuvamız da burası. Delik delme işlemimiz bitti. Şimdi şöyle bir ara sustaya ihtiyacımız var. Bu arada boşluk olduğu için şuradan hepsini dolandıra dolandıra en sol tarafa kadar götüreceğiz. Ucu bu şekilde yaptıktan sonra sensörlerimizden şu kısımları sizden tavsiyem sağlamlaştırıp bant atmanız. Su almaması için. Bu işlem bittikten sonra sustanın ucuna sensörü bu şekilde takarsanız yürütmesi kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi oradan rahatlıkla geçti. Kadir taksan onun yerine. Bastırınca oturacaktır, altına dikkat edin. Sonrasında ise aynı şekilde
Şimdi dördüncü sensör geçtikten sonra şöyle bir şey yapacağız. Hadi be şuraya alalım. Şu kısmı sökmemiz gerekiyor. Döşeme sökme aparatıyla. Bir. İki. Bir de şuradaki. Parçaları çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında size tavsiyem sol kısımdan götürüp tetik ucunu buradan vermeniz. Şurayı gösterelim. Burada bir tane somunu var farın. Farı çıkarmamız gerekiyor. Dışarı alalım. Şu kısımdan geri çektirerek farı alabiliyorsunuz. Soketin yan tarafındaki çırnağa basarak farımızı çıkardık. Sonrasında ise şu plastik kısmı çıkarsanız çok daha rahat çalışırsınız. Şöyle bırakalım. Halı kısmını şöyle alttan bastırarak içeri doğru kıvırın ki rahatlıkla çalışacak bir alan oluşsun. Araya sıkıştırdım ben. Şimdi şuraya geçelim Kadir Bey. Egea'larda geri vites lambasının tetik ucu sol taraftan mavi olanın yanındaki yeşil gri olan kablo. Daha öncesinde ben çok montaj yaptığım için şu anda kontrol lambasıyla size göstermeyeceğim. Zaten uç belli. Siz de açtığınız zaman aynı kablo aynı tesisat çıkacak. Şu gördüğünüz ikinci kablo. Tesisatın ucunu buradan alacağız. Şu ucu gösterelim ha. Ucu bu şekilde, bağlantıyı buradan verdim gösterdiğim kabloya, ucu bağladım. Sonrasında ise bu artı ucumuz tetik biliyorsunuz. Şase kablosunu ise şuranın içerisinden geçiriyoruz. Şurada gördüğünüz bir şaselerin gittiği bir somun var arkadaşlar. Bunu açıp buraya bağlayacağız. En sağlam ve en kolay nokta burası. 10 somunla açılıyor zaten aynen. Ucumuzu bağlayıp somunu taktıktan sonra şaseyi buradan alacaktı zaten. Sonrasında ise şurada bir kısım var, orayı göstereceğim arkadaşlar. Bütün kabloları aradan geçirip hepsini buradan toplayıp şu havalandırmanın içerisinden içeri alacağız. Bu havalandırma kapağını buradan itleyin. Aşağıya düşsün. Şuradan sallandıktan sonra zaten aşağıya düşüyor. Şuradan alabilirsiniz. Bu kapağı çıkarmanız gerekiyor. Bunu böyle bir köşeye koyalım. Sonrasında ise şu geçirdiğimiz noktaları hepsini oradan yürüterek götüreceğiz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geldi. İlk sensör kablomuzu geçirdi. Bütün işlemi aynı şekilde tekrarlayacağız. Dördünü buradan geçirdikten sonra beyni enerji kablosunu bağlayıp hoparlörünü arka kısmına geçirip ondan sonrasında bitirmiş olacağız. İkinci sensöre geçiyorum.
Sensör işlemi bu şekilde. Dördünü de geçirdik. Çekilimi. Şimdi şu havalandırma kapağımızın içinden geçirip bunu bir yerine oturtturalım. Şu en alt kısımlardan geçirirseniz buradan fazla kalabalık etmeyecektir. Kapağımızı yerine oturtturduk. Uçlarını bağlayalım beynin. Biz Oscar marka uyguladık bütün araçlara. Şurada. Hepsinin yeri belli. Zaten sağ kısımdan teker teker takarak devam edeceğiz. İşlenmiş tamam. Zaten power kablomuzu da yapmıştık. Şuradan içeri verelim onu da. Power'ı da başa takıyoruz. Hepsinin yeri belli zaten. Sadece hoparlör kablomuz kaldı. Onu da ben koltukların başlıklarının hemen arkasına koyuyorum ki içeriden rahatlıkla ses duyulabilsin. Hoparlörümüzü şu koltuk arkasına şuraya koyduk. Videoda gördüğünüzü biliyorum. Buradan aşağıya şuradan aşağıya buradan alıp şu aradan içeri giriyoruz. Bunu kapatalım. Alt kısmından zaten halının altından geçirip de alabiliyorsunuz. Bunun ince işçiliğini kendiniz yaparsınız. Son olarak zaten hoparlör ucumuz kalmıştı. Onu da bağlayalım. Bu da bu şekilde. Şurayı da bir gösterelim. Söylediğim gibi 4 tane sensör, 1 tane hoparlör, 1 tane de enerji kablosu var. Uygulamamız bu şekilde bitti. Kablolar. Montajımızı bitirdik arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde. Taktığımız beyaz sensörlerin biraz ton farkı var ama yine de güzel oldu. Boyatmaya gerek yok. Şöyle yakından göstereyim. Bir denemesini yapalım. Kadir Bey bir şu anda geri viteste. Ben yavaş yavaş yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ben öncesinde de zaten denemesini yaptım. Sizlere göstermek amacıyla son halini gösteriyorum. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Montaj hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yine yorum yapın. Yardımcı olmaya çalışacağım. Boşa alabilirsin. Videomuz bilgilendirme ve eğitim amaçlıydı. Size faydası olursa ne mutlu.
Videomuzu beğendiyseniz sayfamızı takip edip destek amaçlı bizlere yorum yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin şimdiden. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.